Efendim bu Aynel Yakin dediğiniz yer görmekle alakalı ya. bu zahir gözle mi alakalı yoksa hani hak tabirinde tabir edilen kalp gözü denilen bir şey mi bu? Bu normalde Aynel Yakin normal ilk önce o kimsenin gönül gözü dediğimiz o gözle başlar. Hakkel Yakin noktasında da o gönül göz devam eder. Hakkel yakının belli bir merhalesi mar merhalesinden sonra o kimsenin gözü açığı gözü kapalı olmaz artık. Hakkel gel yakinde bahsettiğiniz orada yaşıyormuşça da hani siz Aynel yakini iyi öğrenin önce. Ya yani, sufinin önce öğreneceği yer Aynel yakin olarak öğrenmesi gereken şey. Geri kalanı zaten onun manevi. Ya yani normalde burada hakkel yakinin derinliğini anlatsak ne olacak ki? Aynel yakini yaşayan yok. Allahu Ekber dediğinde Beytullah'ı görecek. Bunu her namazda gördüğünde aynel yakinde. Zikrullah'a başladı. Cenab-ı Hak ne dedi? Cemaatle de zikredeni ben daha iyi bir cemaatin içinde onu zikrederim. Doğru mu? Gördün mü bunu? Biz burada cemaatle zikrullah yapıyoruz. Cenab-ı Hak vaat etmiş. Hadisi kutsi. Kim beni cemaatle zikrederse ben onu daha iyi bir cemaatin içerisinde zikrederim. Bir çıt üstü. Kim beni zikrederse ben de onu zikrederim. Burada zikrullaha başladın, Kendini nerede gördün? Hani Hazreti Pir diyor ya, önce diyor süt içeceksin. O çocuğun diyor dişi çıkarsa artık ekmek aramaya başlar. Artık o diyor ekmek aramaya başlar, yemek aramaya başlar. Sonra diyor dişleri tamam olunca et arar diyor. Biz önce ete gözümüzü dikmeyelim önce diyelim ki bir dişimiz çıksın, bir ekmek arayalım. Yani biz şimdi hakkel yakin, evet hakkel yakini, evet. Var mı anlayacak olan hakkel yakin hayret ne biliyor musunuz? Allah'ı zikrettiğinizde o da sizi zikredecek. Ve siz buna aşina olacaksınız. Ne anladınız? Soruyu soran bir şey anlayacak mı? Hayır. Kardeşler bir şey anlayacak mı? Hayır. Ne anlamı kaldı sormanın? Hadi Zikullah başladı. E, hangi halakada zikrettin? Pir efendilerin halakasında mı zikrettin? Sahabe efendilerimizin halakasında mı zikrettin? Peygamber efendilerimizin halakasında mı zikrettin? Ya da bizatihi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin muhteşem bir yer orada mı zikrullah ettin? Bütün peygamberler orada, pir efendiler orada halak halakayı kurmuşlar. Orada mı zikrullah ettin? Ya. Ne yaptın ilk zikrullaha gittiğinde ne gördün? Veya zikrullah esnasında ne kadar kendini zikre verdin? Kalbi olarak ne yaşadın? Öyle ya. Hayret orada başlıyor. O zaman önceki hayret ne? Önce birinci hayret senin zikrullah halakalısına gelmen. Bu zamanda gerçekten hayret edilecek bir şey. Şeytan, nefis, dünya, anne, baba, eş, çoluk, çocuk, mal, mülk her şey arkandan çekerken senin zikrullah halkasına gelmen en büyük hayret. Ben bunu büyük hayret olarak görüyorum. Cidden büyük hayret olarak görüyorum. Sen normalde zikullah var mı mahallende, beldende, şehrinde, neredeyse? Var. Sen oraya gittiysen büyük hayret bu. Bunu yap. Dersini hiç bırakma. Bunu yap. Hayret o. Asıl hayret o asıl böyle istikamette tutmanız gereken yer o. Ondan sonra üstünü Allah Cenab-ı Hak nasip eder onu. Sen o istikamette ol. Ne diyor? Siz eğer ki Allah'tan hakkıyla korkar istikametinizi düzgün tutarsanız Allah sizin bilmediklerinizi öğretir. Allah senin bilmediğini öğretir. Sen Mustafa Özbağ'dan öğrensen ne olacak? Bir kulağından girecek, öbür kulağından çıkacak. Neden? Onu hal olarak yaşamadın çünkü. Onu manevi olarak yaşamadın. Kitaptan oku istediğin kadar. Manevi olarak yaşamadın. Ben anlattım. istediğim kadar anlatayım ben bunu. Yaşamadın. Sadece öğrendin. Sözün meclisten dışarı. Bunu sadece siz dinlemiyorsunuz. Canlı yayından bütün herkes dinliyor. Alıyor oradan, çalıyor, hırsızlık ediyor. Manevi olarak böyle yaşaması lazım diyor. Neden bunu anlatan bir tane üstad şey kalmamış ki ortalıkta? Aldı, çaldı, oradan millete söyledi. Hatta sözümü benim birebir kopyalayıp millete söyledi. Birebir kopyalıyor. Kopyalasın derdim yok. Ama yaşayan nerede? Yaşayan yok. Allah bizi affetsin. Amin. Sorular güzel, yukarıdan sormak da güzel. Yusuf, yaşamak zor. Önce aynel yakin, hayreti yaşasın herkes bir zikullahta öyle bir hal yaşasın diyelim ki ya, aynel yakini yaşadığı adam. Aynel yakini yaşayamaz, yaşayabilmesi için o kimsenin fena fişeh olması lazım. Fena fişeh olursa yaşayacak. Fena fişeh olmazsa yaşamayacak ya da gerçekten o kimse tabiri caizse tepeden inmedir eyvallah yaşar. o meclis dışı zaten. Sözümüz meclisten dışarı. Allah'ın öyle kulları vardır. Dakika bir gol bir olur. Eyvallah. Yaşar onu. Ona söyleyecek bir sözümüz yok. Ama öbür türlü o iş biraz şey. Hani şimdi desek ki hakkel yakin hayreti anlatacağız. Ama burada kalmayacak ki o. Şimdi Yusuf diyecek ki sır, sır noktasında Hayret nasıl? İsmi biliyor çünkü, adı biliyor. Ondan sonra diyecek ki ruh noktasındaki hayret nasıl? Orada bitmeyecek o. Şimdi herkes hakkel yakında bitireceğimi düşündü. Bak bütün herkes. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Var mı arkası gelecek diye? Yok. Neden? Bilmiyor orasını çünkü. Evet. Şimdi ismen duydu. İlmel yakin noktasında evet sır noktasında da hayret var. Evet. Ruh noktasında da hayret var. Evet. Ne oldu? Beşe çıktı makam. Seni Yusuf'u bıraksak <laughs> Yusuf şimdi sır noktasında hayretin tecelliyatını sorar. İnsan nefsi böyledir ama. Normal. Normal bu da normal. Ama yol yürümek lazım. Bazen ben söylediğimde ağır geliyor arkadaşlara. O yüzden diyorum dervişlik zor zanaat. Kardeş olalım, yürüyelim.